Kayseri biraz önce ifade ediyorsunuz ya, bizim bulunduğumuz coğrafya çok zor bir siyaset coğrafyası. Gerçekten milliyetçi muhafazakar kesimin yoğun olarak yaşadığı bölgeler, Doğru. Orta Anadolu özellikle. Bu bölgelerde AKP çok ciddi bir oy potansiyeline sahipti. Ama yavaş yavaş artık törpüleniyor onlar. Bakın yerel seçimin dinamikleriyle genel seçimlerin dinamikleri çok farklıdır. Evet. Son seçimlerde AKP özelinde baktığınız zaman oylarının 135'lerin altına düştüğünü biz görüyoruz. Son yerel seçimlerde de yani 32'lerde bir oy oranında kaldılar. Bakın İstanbul'u biz aldık, Ankara'yı biz aldık, İzmir zaten bizdeydi, Antalya, Adana, Mersin, Muğla. Yani 11-12 tane büyük şehre sahip olan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. Bu başarının yakalanmasında da ittifakın önemli bir rolü olmuştur. Gerek Kürt kardeşlerimizin desteği, gerek İyi Partili, gerek Saadet Partili arkadaşlarımızın desteğiyle çok ciddi şekilde oy potansiyelini arttırdık ve belediyeler aldık ve yönetiyoruz. Türkiye'de toplanan vergilerin %75'i bizim belediyelerimizde toplanıyor. Baktığınız zaman nüfusta da cidden %50'nin üzerindeki bir nüfusun belediyelerini bizim belediyelerimiz yönetiyor ve çok başarılı belediyecilik gösteriyorlar. Şimdi Kayseri'ye geldiğimizde tabanda bir talep var ittifak noktasında. Yani her ne kadar genel merkezler ittifak yapmayacağız dese de tabanda ben o ittifakı görüyorum. O beklentiyi de görüyorum. Sahada biz çalışıyoruz. Siz de görüyorsunuz. Ben sahadan hiç kopmayan bir milletvekiliyim. Bulduğum her fırsatta ilçelerde, mahallelerde, şehir merkezinde ve halkla iç içe olmaya çok özen gösteririm. Korumaları sevmem, koruma düşünmem. Onlarla iç içe ben yürümeyi, onlarla sohbet etmeyi, onlarla birebir diyaloğa girmeyi çok tercih eden bir siyasetçi ve ben orada görüyorum. Mahmut Bey'le de beraber saha çalışması yaparız Not. Kayseri'de. Öyle bir istek arzu var. Bunları bizim örgütlerimiz, il örgütlerimizle görüşüyorlar kendi aralarında. Bir takım toplantılar yapıyoruz. Hafta sonu ben Kayseri'deyim, yine bir takım görüşmeler yaptık. Bu süreci çok soğukkanlıkla, ağır başlıkla götürüyoruz, kırmadan, dökmeden. Tabii ki biz İyi Parti'nin tercihlerine de saygı duyuyoruz. Onların da bir partileşme süreci var. Daha yeni kurulmuş bir parti. Türkiye'de gerçekten yeni kurulan partilerin partileşme süreci kolay olmuyor. Tabii ki. Bir zaman gerekiyor. Bir de o rüzgarları yoksa o %1, %2'lerde çok uzun dönem kalıp Değil mi? yok oluyor Değil tabii mi? sadece. Mesela Deva Partisi kuruldu, Gelecek Partisi kuruldu. Bakın kim ne derse desin Saadet Partisi bir parti olmuştur artık. Doğru. İdeolojileri ortadadır, örgütleri ortadadır. Az alsınlar, çok alsınlar Büyük Birlik Partisi. Geçmişi ve ideolojisi var bu Tabii Büyük partide. Birlik Partisi'nin küçüktür, büyüktür bir partileşme süreci gerçekleşmiştir. MHP'yi ben o şeyin dışında onların da belli bir ideolojisi var. Geçmişten gelen Sayın Türkeş'ten rahmetle de yad ediyorum. Yani dolayısıyla İyi Parti'nin de bir partileşme sürecini, bakın AKP bile partileşme sürecini tamamlamış görmüyorum ben. Onlar da kurulduğu günden beri iktidardalar. Onların da partileşme sürecini tamamlayabilmeleri için muhalefete geçip muhalefette de bir dönem yaşamaları lazım. Bakalım muhalefete geçtiğinde o parti devam edebilecek mi? Siyasi ömrünü tamamlayabilecek mi? Geçmişte örnekleri var. ANAP, Doğru Yol. Yani bunlar iktidarla geldiler. Demokratik Sol Parti. İktidarları bittiği takdirde de tarihin tozlu sayfalarında yerlerini aldılar. Doğru. AKP de öyle olacak. Göreceksiniz ileride. Yaşımız genç. Sizin de bizim de. İdeolojisi olmayan partilerin ne yazık ki tarihte yeri de olmuyor. Dolayısıyla İYİ Parti'nin böyle bir tercihte bulunmasını ben anlıyorum. Ama Türkiye'nin gerçekleri buna fırsat verir mi, vermez mi? Onu zaman gösterecek. Şey baskısı yaşanır mı? Ben İyi Parti üzerinde de Dursun Bey aslında benzerlerini söyledim ama o günlerde daha bu görüşme gerçekleşmemişti. Hani biz yayını yaptık. Pazartesi Genel İdare Kurulu ve Özgür Özel'in ziyareti bir sonraki gün olacaktı. Ondan bir gün önce burada yayın yapmıştık. Şimdi siz dediniz ki ya tabanda tamam Kayseri'de hadi ittifak modeli değil ama burada ben aday çıkartayım, burada ben aday çıkartmayayım ama şöyle mi yapsak gibi modeller üzerinde şu an çalışılıyor zaten. Ama genel merkez dedi ki Özgür Bey ya da Meral Hanım her bölgede aday çıkartacağız kardeşim biz dedi. Hatırlarsınız Saadet Partisi de yapmıştı bunu bir önceki dönemde. Biz her bölgede aday çıkartacağız dedi, çıkarttı. Deyince yani sizin bu tavsiye niteliğindeki kararlarınız ya da duruşlarınız birazcık zorlanmayacak mı? Ve burada kazanılabilecek yerlerin hiç ihtimali kalmaması anlamına gelmeyecek mi? Çünkü Cumhur İttifakı'nın çok baskın olduğu bir bölgedeyiz. Yani oy oranlarıyla, şekliyle ve geçmiş itibariyle. Biz elimizden geleni yaparız Mustafa Beyciğim. Kabul ederlerse, bir ortak nokta bulabilirsek devam ederiz.
Bulmasak da zaten seçime tek başımıza girecekmiş gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çok ciddi şekilde aday adayı başvurularımız var. Hı hı. Zaman zaman geliyorum ben aday adayları tanıtım toplantılarına katılıyorum. Mesela Sarız'da belediye alacak potansiyeldeyiz. Felahiye'de alacağız, Sarıoğlan'da alacağız, Akışlı'da alacağız. Şu an biliyorsunuz Kayseri hiç belediyemiz yok. Bir önceki seçimlerde Sarız belediyemiz vardı. 280 oyla kaybetmiştik Sarız'ı, çok kıl payı farkla. Yani alacağımız 4-5 belediye zaten şu an mevcut. Talas'ta çok iddialıyız. Yani merkezde, Melikgazi'de olsun çok iddialıyız. İddiamızı sürdürüyoruz. Ben eminim ki ittifak olmasa bile seçmen güçlü gördüğü adayı da birleşecektir. Mutlaka aksaklıklar olacaktır. Hı hı. Mutlaka istediğimiz etkiyi yaratamayabiliriz ittifak olmadığı sürece. Ama ben başarılı çıkacağımızı görüyorum birçok ilçede. Yani eğer bir ortak adaylaşma söz konusu olmazsa adaylarımızla yolumuza devam edeceğiz. Zaten dünyanın, var. Dünyanın sonunda değil zaten bu. Geçmişte de girdik, şimdi de girdik. Biz Kayseri'yi 3 dönem üst üste yönetmiş bir partiyiz. Koca Sinan Belediyesi'nin kurucu belediyesiyiz. Ali Sanalçı Başkanımız burada, kendisine sağlık diliyorum. Yaşayan belediye başkanlarımızdan bir tanesi. Koca Sinan Belediye Başkanımız, sağlıklı ömürler diyorum. Yeşilhisar Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Ayan Bey, il başkanımız, o kendisine sağlık diliyorum. Yine Ertuğrul Gönenç Bey, Develi Belediye Başkanımız, şu an kendisi hayatta, kendisine sağlık diliyorum. Çok başarılı belediye yapmış belediye başkanlarımız var Kayseri'de. Biz almamak için hiçbir engel yok. Bu ekonomik koşullarda, bu sıkıntılarda göreceksiniz AKP çok büyük bir darbe yiyecek. Onlar anlaşmışlar 30 büyük şehirde Cumhur İttifakı olarak geleceğiz diyorlar. Girsinler bakalım, el mi yaman, bey mi yaman. İşte ücretleri görüyoruz, asgari ücretlerin durumu ortada, emeklinin durumu ortada. Geçim koşullarını hep beraber yaşıyoruz. Bu şartlarda hep beraber göreceğiz yerel seçimlerin sonuçlarını. Evet. Ben çok ciddi bir darbe yiyeceklerini görüyorum. Daha Mart ayı var.